في حلب القديمة يختبئ أضعف الضعفاء. هنا دار العجزة حيث يعيش العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة. القذائف تسقط بالقرب من هذا المكان. رائحة البول تفوح حين دخول هذه الغرفة التي تحتجز أسوأ الحالات ليلا نهارا. المشاهد مؤلمة للغاية. بعض المرضى لا يتوقفون عن البكاء. والبعض ينادي بأعلى صوته لأمه. ما حدا بيجي بيسأل عليهم طاول، لهني ما حدا بيجي بيسأل عليهم طاول. قل له هذا كان يجوا كل جمعة أهله. قل له من شهرين اجى حدا لعندك من 3 شهور. يعاني سكان حلب هذه الأيام بشكل لا يوصف، فما بالكم بذوي الاحتياجات الخاصة. شو ناقصك؟ كل شيء. بده يشتغل يجي. رحنا الدور لأهل الشغل. والله شباب بسأله إن شاء الله لبوني. هلا مبين حدا بالأخ الكنزة. ما في، ما عندي. لبسني هي. عندي حذاء أجنبي، يعني تعرف في أجنبي سون تقيل، أنا بلبسه. وحطوني في الغرفة. بتخاف من العصر؟ أكيد ما بخاف. في إحدى الغرف يرقد عبد الله، شاب عشريني يفقه كل ما يدور حوله، لكنه مصاب بشلل رباعي. في شيء ناقصة؟ والله ما في شيء عندي، حتى هدي ناقصني، ناقصني كتير. مثل أعطيني أمثلة. شو بدك؟ إذا حدا قدران يعطي. انقطعت الكهرباء، قطعت الكهرباء كتير، ضرتني كتير. يعني عندي انا الفرشة الهوائية هي ما بحسن بلاها. اذت لي جسمي، يعني فتح جسمي واجري ما بعرف، يعني ورمت شوي. لا يستطيع عبد الله الحراك، وكأنه محبوس في قفص تماما مثل العصفور الموجود في غرفته، رفيقه الوحيد في هذه الحياة. ربما يكون هذا المكان من أكثر الأماكن المأساوية في مدينة حلب، فمنهم من ذوي الإعاقة الجسدية، ومنهم من كبار السن، ومنهم من لديه شلل رباعي. ما يجمعهم جميعا أنهم لا معيل لهم، لا مكان لهم إلا هذا الملجأ، ويعيشون هنا تحت القصف. لا يوجد أي قبو يختبئون فيه، لا يوجد طعام ولا يوجد كهرباء. الوضع مأساوي بكل ما للكلمة من معنى. جينا الموسى، أخبار الآن من حلب القديمة سوريا. Haberi hazırlayan gazeteci Cenan Musa şu anda telefon attığımızda. Hi Cenan, we have just watched your biraz önce senin haberini seyrettik. Gerçekten üzücü bir haberdir. Sen uzun zamandır Halep'tesin. Daha doğrusu Ağustos'tan beri oradaydın. En son geçen hafta yine gittin bölgeye. Bize söyler misin Ağustos'tan bu yana en büyük değişiklik ne? Merhabalar, beni ağırladığınız için teşekkürler. Ben birkaç ay önce oradaydım. O zaman bombardıman daha kötüydü diyebilirim. Bombalama saatler boyunca hiç durmadan devam ediyordu. Ama bu sefer o kadar fazla saldırı olduğunu söyleyemem. Halep içerisindeki kavga aslında şimdi ekmek kavgasına dönmüş vaziyetler. İnsanların arasından yürüdüğüm zaman çocukları görüyordum. Benim için, benden bir lokma ekmek istiyorlardı. Yüzlerce insanı böyle gördüm. Kadınlar son zamanlarda aylardır, hatta saatlerdir bir gıdım ekmek bulabilmek için neler yaptıklarını bana anlattılar. Şu an için Halep'in bir açlık şehri olduğunu söyleyebilirim. Çünkü insanlar temel ihtiyaçlara, petrole, suya, yemeğe, battaniyeye bile ulaşamıyorlar. Çünkü hava gittikçe soğuyor, biliyorsunuz, gerçekten çok kötü durum. Peki Cenan, sen şehrin Özgür Suriye ordusunun kontrolü altında olan bölgelerinde de gitmiştin. Diğer taraflarla ilgili bilgin var mı?
Ben aslında Halep'in doğu kısmındaydım. Daha çok orada insanlarla konuştum ve insanların rejimin kontrol ettiği bölgelere doğru kaçmaya çalışıyorlardı. Çünkü insani durumunun gerçekten her geçen gün kötüleştiğini söyleyebiliriz. 125 neredeyse bir ekmeğin 1 dolardan fazla olduğunu söyleyebilirim. Hem rejim kontrolü altında hem de Özgür Suriye kontrolü altındaki bölgelerde ve yerlerdeki durumun insani açıdan çok ciddi sinyaller verdiğini söyleyebilirim. Askeri duruma bakacak olursak artık eskisi kadar kuvvetli olduğunu da söyleyemiyoruz. Yani şehir sürekli bombalama altında ve büyük bir tahribat yol açıldı. Orada insanlar çok aç. Acaba da biraz sağlık açısından baktığımızda duruma neler söyleyebilirsin? Hastaneler ne durumda? İhtiyaçlar ne durumda? Evet. Bazı hastanelerin gerçekten tıbbi malzemeye ihtiyacı var. Çünkü şehirdeki bütün sokaklar, bütün yollar tamamen tahrip edilmiş durumda. İnsanlar bu yüzden hastanelere de gidemiyorlar. Ben bir kadınla konuşmuştum. Bana çocuklarını son 2 haftadır duş bile yaptıramadığını, banyo yaptıramadığını bile söyledi. Dolayısıyla sadece hastanelere bakmakla yetinmememiz gerekiyor. Çünkü okullarda da artık eğitim ve öğrenim tamamen durmuş durumda. O okulun müdürüyle de konuştuğum insanların ve çocukların burada hayatından çok büyük endişe ettiklerini söyledikleri için hiçbir şey yapamadıklarını söylüyorlar. Peki, bugün bir organizasyondan, bir kuruluşun, bir yetkilisinden bir haber aldık. Bizim yardımlarımız hiçbir işe yaramıyor. Yani okyanusa bir damla su atmak gibi dendi. Neler yapılabilir? Evet, doğru bu. Çünkü Halep aslında çok büyük bir şehir değil, bunu biliyoruz. Biz Halep'in Türkiye'den yardım aldığını da biliyoruz. Türkler de geliyorlar ve Halep'in de bu anlamda Özgür Suriye ordusunun biraz daha eline geçmiş olduğunu da söyleyebiliriz. Fakat hali hazırda süren çatışmalar insanların insani yardım ihtiyaçlarına ulaşmasını tamamen engellemiş durumda. Bir Türk ve Katar sivil toplum örgütleri haricinde başka hiçbir örgütün burada olmadığını söylüyorlar. Doğruyu söylemek gerekirse ben bu iki örgütleri de hiç görmedim. Ben insanların buraya yardım ettiğini de görmüyorum. Çünkü kimsenin umurunda değil buradaki insanlar. Cenan Musa, çok teşekkürler. Yaptıkların için çok sağ olun.